1 Ekim Pazar Yeni Şafak Yazarı Faruk Beşer Yazısı Bu din çok kolaydır. Onu zorlaştıran mağlup olur. Bu başlık Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olan bir hadisi şerifin maalidir. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Bakara 185 anlamındaki ayeti açıklar. Din çok kolaydır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur Cibril hadisinde onun iman, İslam ve ihsan boyutunu birkaç cümleyle açıklamıştır ki dinin de zaten bu üç boyutu vardır. Müstesna bir akıl ve bilgiye sahip insanlar için tefekkür boyutuysa bu çerçevede gelişir. Yani İslam'ın gizemli inanışları, esrarlı ritüelleri, kimsenin bilmediği makamları, babları, babaları yoktur.'' dini sahih kaynaklarından öğrenemeyenler bu gizemli edebiyata meftun olur, inançsızlıkla batınilik arasında kaybolup giderler. Kişileri kutsarlar, onların her şeylerini mukaddes sayarlar. Ama bundan kurtulabilmek de çok kolay değildir. Sağlam bilgi ister ve özellikle de ortak akıl ister.'' Tarih boyunca İslam'la bağlantılı olarak ortaya çıkan gizemli, ezoterik oluşumlar hep batınıliğe, zındıklığa ve dalalete götürmüştür. Bunun binlerce örneği vardır. Günümüzde de durum aynıdır. Bugünün farkı sadece emperyal güçlerin Müslümanları bölmek için bu damarın önemli ve savaştan çok daha ucuz bir dinamik olduğunu keşfetmelerinden ibarettir. Bu manipülasyonlar konusunda en başarılı millet İngilizlerdir. Sir Ahmet Han'dan Lawrence'a, Kadiyani'den Kıbrıs'a, Daiş'ten Boko Haram'a kadar kullanmadıkları hain ya da aptal yoktur. Gerçi bunlar hain ya da aptalsa bunlara inanıp peşlerine takılan sözüm ona Müslümanlar nedir onu da kendimize sormamız lazım. Bir bakıyorsunuz sıradan bir memurken akli dengesini kaybedip malulen emekli olan birisi emeklilik maaşıyla Amerika'da çiftlik alıyor, peygamberliğe yükseliyor, televizyon kuruyor ve kendine gelen vahiyleri bugün semalarımızdan bu Müslüman halkın cahillerine empoze ediyor. Bir başkası sıradan bir gazeteci, bir diğer olduğu fark edilince o da önce İngiltere'ye, ardından ABD'ye götürülüyor. Uçsuz bucaksız Amerikanya'da ona da imkanlar veriliyor. Kozmik dindar oluyor. Allah hakkında sapık düşünceler yayıyor. Amelsiz bir İslam kurup kişileri zevke, eğlenceye, şehvete çağırıyor. Allah'ın bir enerjiden ibaret olduğunu, eşyanın bu enerjiyle kain bulunduğunu anlatıyor. İslam'ı bir nevi panteizme çeviriyor onun da tavşancıklarının olduğunu, onlarla sarmaş dolaş alemler yaptığını şimdi öğreniyoruz. Yani bu adamlar cennetlerini daha buradayken yaşıyorlar. Saptırıcı kitaplarından yüz binlerce nüsayı sırf burada gazetecilikten kazanıp götürdüğü mütevazi haçlıklarıyla insanlara bila bedel dağıtacak kadar da hasbi bir davetçi. Tıpkı bizdeki diğer bir deli raporlu meslektaşları gibi. İsrail'in verdiği bol paralarla istediği kadar yahşi tavşancık bulup onlarla dişili erkekli alemler yapıyor ve Müslümanların kafasına atabildiği şüpheler ölçüsünde de ödüllendiriliyor. Bendeniz'in bugün Müslümanların akidesini bozma, kelimesini parçalama düzeyine ulaşmış aykırı düşüncelerin batılılarca bulunup desteklendiği konusunda hiçbir şüphem yok. Bununla ilgili yeni duyumlar da alıyorum. İsterse bu insanlar iyi niyetli olsunlar.'' Dikkat edilirse bunların bir kısmının ortak yönü mental problemlerinin yanında gizemli söylemlerle cahil insanları aldatmaları ve efendileri tarafından korkunç meblalarla da desteklenmeleridir. Hemen hemen hepsinin televizyon kanalı vardır ve hiç reklam almadan yayınlarını sürdürürler. Devletin, diyanetin bunlara söyleyecek bir sözü yok mudur bilmiyorum. Bunlara benzer ancak karışımında İslam'ı biraz daha bol kullanan bir hareketin bu ümmetin başına ne belalar açtığını gördük. Bunlara karışımda İslam'ı daha az kullandıkları için mi yoksa henüz tehlike arz etmedikleri için mi ses çıkarılmıyor? Ya da kendilerine söz söyleyenleri avukat ordularıyla korkutup yıldırmaları mı etkili oluyor?'' Şunu da söylemek zorundayız. Bunların bir kısmı ya da bizdeki diğer küçük ölçekli benzerleri bu idlallerini tasavvuf adı altında yapmaktadır. Tasavvuf eğer duygu ve ahlak eğitimi, teskiye-i nefs, zühd ve takvaysa bu tür patolojik vakalara öncelikle tasavvufun bizatihi kendisinin cevap vermesi gerekir. Aksi halde hepsi töhmet altında kalmak durumundadır. Ne var ki bizdeki tasavvuf anlayışı genellikle sahih ilme dayalı olmadığı için tasavvuf adına ortaya atılan her uygulamaya karşı mevzi kaybetme korkusuyla savunma refleksi gösterir ve bir şekilde tevil etmeye çalışır. Mesela bu kadar kolay olan İslam'dan vahdeti vücut gibi bir muamma nasıl çıktı diye sorsanız bunu tasavvuf eleştirisi sayıp sizi manevi terakkisi olmayan nadanlar diye suçlarlar. Oysa bunun tasavvufla alakası yoktur. İslam kaynaklı, daha doğrusu bir Müslümandan sudur eden bir felsefeden ibarettir. Felsefe olarak takdir edilebilirsiniz ama ne İslam'dır ne de tasavvuftur. İstedikleri kadar bunun ve benzerlerinin üzerine hayali İslam kuru versinler. Bu hayal olmaktan öteye geçmez.